Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dinleyiciler, Riyazus Salihin hadis okumalarına inşallah devam ediyoruz. İhlas e, babı yani ilk e, konu ve biz 5. hadisi şerifte e, kalmıştık. E, şöyle diyor İmam Nebevi Rahimehullah naklederken an Ebi Yezid. Ebi Yezid'den nakledilmiştir. Ebi Yezid ma'an İbni Yezid İbnil e, Ehnes. Evet bu üçü yani e, El Ehnes, İbni Yezid ve ma'an bu üçü de nedir? Sahabedir ki ne diyor? Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı olsun. Ve huve o ve ebuhu ve onun babası ve cedduhu ve onun dedesi. Sahabiyun sahabedirler ve bu üçü de bedir ashabındandırlar ki bedir ashabından dede, baba ve oğul olarak üçü bir arada bulunan kişilerdir. Allah onlardan razı olsun. Kale demiştir ki bu ebi yezit man ma kane ebi babam yezit diyor idi. Ehrece çıkarmış idi. Yani vermek için çıkarmış idi denanir dinarlar. Hani birkaç dinar şeklinde anlayacağız bunu. Ee, birkaç dinar sadaka yetesaddaku biha. Yani onunla tasadduk etmek için veya onu tasadduk etmek için ne yapmıştı? Çıkartmıştı birkaç dinar. Fe, fe ne burada? Böylece veya bunun ardından. Vada'a, ha onu koydu. Buradaki ha nereye gidiyor? Denanire gidiyor. Bu cemi teksir olduğu için müennestir. Dolayısıyla müennes zamirle geldi. Onu bıraktı inde raculün Bir adamın yanına bıraktı. Yani sadaka olarak bıraktı. Nerede? Fil mescid. Mescitte. Feci itu. Ben de geldim. Tabi demek ki o adamın yanına bıraktı derken o adama hissettirmeden hani adam alsın diye yanına bırakmış o sadakayı. Ben de geldim diyor. Nereye? Mescide. Fe'ehez tuha. Böylece onu aldım. buradaki ha yine nereye gitti bakın. Denanire gitti. onları aldım. Fe'eteytu biha. tuhu Tabi buradaki hu'yu unutmayacağız. Peki bu hu nereye gidiyor? Ha, hu da tabi ki paraya gitmiyor. Nereye? Babama gidiyor. Yani babasını buradaki bi harfiyle söylersek. E, Fe'eteytuhu biha. Yani e, onu getirdim. E, eta bi getirmek manasında. Yalnızca eta ise gelmek manasında. Onu e, biha onlarla yani o paralarla e, getirdim babamın Kime getirdim? Tabii ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, getirdim. Evet paraları da diyor mescitte adama haber vermeden ben aldım. Ee, o paralarla birlikte babamı nereye getirdim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirdim. Fekale e, dedi ki, kim buradaki konuşan kim? E, kendisi olmadığına göre babası. Vallahi, kasem vavu değil mi? Kasem vavu harfi cerdir. Vallahi ma iyyake erattü. Ma iyyake ne? E, seni, buradaki ma ne, neyin olumsuzluğu? Erattünün olumsuzluğu. Bu iyyake ise öne geçmiş mefhulün bihtir. E, Tabi hangi zamirlerden bu? E, mansup e, zamirlerdendir. E, Tabii ki munfasıl zamirlerden. İyya kena'budaki zamir. E, seni dilememiştim. Yani bu sadakaları verirken seni kastetmemiştim. Senin için koymadım oraya. O adama verdim. Sen niye aldın diyor. Fehasem tuhu ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fehasem tuhu e, bu e, hasama hani çekişmek manasında ama e, derken yani e, bu meseleyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptım? E, arz ettim demek. Hasem tu e, hüküm vermesi için arz ettim onu yani babamı ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. fekale buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam leke senindir. Ma neveyte ya yezid. Burada ya Yezid dediği kim? Babası. Ey Yezid diyor, e, ma neveyte, niyet ettiğin şey. Evet, sen o mescitteki e, e, adama vermeyi niyet etmiştin. Dolayısıyla e, o niyetinin karşılığını aldın, sebabını aldın. Yani senin e, o e, sadakan boşa gitmedi. Ve leke ve senindir, ma ehazte ya ma'an. Ve e, ey ma'an diyor, senin aldığın da senindir. Yani senin alman da boşa gitmedi veya sana bu bu para haram değildir. Ey işte Yezid senin verdiğin de hayrı sadakası sevabı boşa gitmedi. Bakın burada toplu mana var. Şöyle bakalım. Hazreti Ebu Yezid, Ma'an İbni Yezid bin Ahnes'ten Allah onlardan razı olsun. Rivayete göre ki bu kimse babası ve dedesi hepsi sahabedirler. Şöyle demiştir. Babam Yezid sadaka vermek üzere birkaç dinar çıkarmış ve mescitte oturan birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları alarak babama gelmiştim. Babam yemin olsun ki o paraları sen alasın diye bırakmadım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına giderek durumu ona arz, arz ettim. Bunun üzerine o meseleyi hallederek şöyle buyurdular: "Yezid sen niyetlendiğin sadaka sevabını kazandın. Eyman aldığın para da senindir." Buhari'de eee geçen bir hadis-i şerif tabii zekat başlığı altında zikredilmiş. Hadrevahu yani onu rivayet etti El-Buhari diyor. Altıncı hadis-i şerif o ee, an kimden ee, Ebi İshak Sa'd İbni Ebi Vakkas Malik İbni e, Uhayb İbni eee ibni e, Zuhre İbni Zühre Kilab. Bakın burada bu bir e, bu işaret ne? Allah Resulü Aleyhisselam'ın nesb yani burada buluşuyor. Ki Sa'd ibn Vakkas'tan rivayet ettiğine göre i̇bn Mürre, Ikab, Lüey, el el evet, bin İkab, bin Lüey, El-Kureyşi, El-Zühri. Evet, Sa'd ibn Vakkas radiyallahu anh. Ehadil aşere el meşhud lehum bil cennet. Evet, cennetle müjdelenen on sahabeden biri Sa'd ibn Vakkas. Ondan rivayet edilmiş. Kale dedi ki, Câ'eni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Câ'eni ne? Bana geldi. Kim geldi? Allah Resulü ve vesselam geldi. Ye'uduni. Ade ye'udu nedir? Hasta ziyareti yapmak. Ye'uduni beni ziyaret e, etmek için geldi. E, âme hacetil veda. Hangi sene? Veda haccı senesinde. Bu âme burada mefulün fih oldu. Yani zaman zarfı min veci'i ağrısından yani ağrım vardı veya işte acı vardı. İştet de bir şiddetlenmişti bende. Yani bende şiddetlenen bir ağrı, bir hastalık nedeniyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni ziyarete geldi. kultü ve buradaki fe yine atıf var bunun üzerine. Kultü dedim ya Resulallah inni şüphesiz ben kat belagabi minel veci'i yani bana ne işte ulaştı, bana ne erişti? Bir hastalık, bir acı erişti. Matera gördüğün gibi. O ene zu malin. Ben ise mal sahibiyim. Yani zenginim. Zu mal, mal sahibi. Ve la yerithuni. Bana varis olmuyor. Yani benim mirasçım yok. İlla dışında tulli Bir kızım dışında. Evet başka mirasçım yok diyor. Bakın buradan da takip edebilirsiniz. Ben ne diyor? Ben zengin bir kimseyim. Bir kızımdan başka mirasçım yok dedi. Efe e, da ku e, tasadduk edeyim mi? Yani sadaka olarak dağıtayım mı? Bir sülusey mali. Sülus thül -thül ne? Sülus e, -th, e, üçte bir demek. Sülus. E, ee, peki sülüsey e, 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 olunca e, ne oluyor? Sülüsey ile beraber bakın. Sülüsey üçte iki olur. Üçte ikisini malımın üçte ikisini tasadduk edeyim mi? Kale buyurdu la. Hayır. Kultü dedim e, devamında e, feşşatru şatır ne? Nısıf yani. Nısfını, yarısını dağıtayım mı? Ya Resulallah fekale buyurdu la hayır kultu dedim fethülüs üçte birini dağıtayım mı ya Resulallah thülüsey neydi üçte iki suluseyni yani sulusey sulus ne oldu üçte bir kale buyurdu es sulusu üçte bir ve sulusu kesirun. üçte bir çoktur ev kebirun veya kesirun veya kebirun dedi bu ikisi de aynı manada yani büyük bir paydır veya çoktur dedi İnneke şüphesiz sen e, in in tether. bu fiil hangisidir wether yetheru terk etmek fiil in tether eğer bırakırsan terk edersen warese teke warese varisin çoğulu değil mi hani nasaratun babu vardı ismi failde cemi teksirdir tabi warese teke mirasçılarını e, in tezer, yani bırakırsan Eğniyâ'e, zenginler olarak. Evet, mirasçılarını zengin olarak bırakman hayrun daha hayırlıdır. Min neyden? Min en aleten. E, en onları bırakmandan aleten ney fakiraten. Fakir olarak bırakmandan daha hayırlıdır. Nasıl fakir? Bakın buradası, burası bu alenin e, sıfatı olarak geliyor. E, yetef, yetekeffefune keffe neydi? avuç yetekeffefune ne? avuç açar bir halde evet onların işte ennase insanlara avuç açar bir halde fakir olarak bırakmandan daha hayırlıdır onları zengin olarak bırakma dolayısıyla malının üçte birini de diyor böyle şey yapma yani vasiyet etme ve inneke şüphesizsen len tunfika harcamazsın ki e, enfaka yunfiku ne harcamak demek. Nefakaten bir harcama, bir nafaka tep teği arayarak, isteyerek biha yani o nafaka ile isteyerek Vechallah Allah'ın rızasını isteyerek bir harcama yapmazsın ki illa mutlaka olmasın. Yani sen bunu yapmazsın ki mutlaka şöyle olmasın. Ne olmasın? Ucirte aleyha. Yani onunla ...ecir görmeyesin. Yani ondan... ...sevap kazanmayasın. Ee, hatta... ...hatta öyle ki... Bak Türkçe'de bu hatta... ...olduğu gibi geçmiş. Hatta öyle ki... ...ma tec'alu ...kılman bile veya koyman bile... fi fîyi... ...imra'etikim. Yani... E, ...eşinin, karının... E, ...fiyeni, ağzı. Eşinin ağzına... ...hani bir lokma, bir yemek... E, ...bırakman bile... ...koyman bile... Sen için nedir? E, ecir e, sebebi'dir. Sana sevap e, getirir. Kale dedim ki, işi işte dedi ki, buyurdu ki. fekultü, e, dedim ya Resulallah. Eee uhallefu. uhallefu nedir? E, yani halef bırakmak. Geride e, bırakmak demek. Bakın e, buraya kadar isterseniz okuyalım şuradan. Cennette müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu İshak Sa'd ibn Vakkas radıyallahu anh şöyle dedi. Veda haccı yılında çektiğim şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah aleyhisselatü vesselam ziyaretime geldi. Ben ne dedim? Ya Resul hastalığım ne kadar arttığını görüyorsun. Ben zengin bir kimseyim. Bir kızımdan başka mirasçım yok. Malın üçtekisini dağıtayım dedim. Resulullah aleyhisselatü vesselam. Hayır öyle yapma. Yarısını dağıtayım mı dedim. Yine hayır dedi. Üçte birini ne dersin deyince. Üçte birini dağıtabilirsin. Hatta o bile çok dedi. Mirasçılarını zengin bırakman. Onları muhtaç bırakıp da insanlara el avuç açacak bir halde bırakmaktan daha hayırlıdır. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara hatta eşin ağzına koyduğun lokmaya kadar yaptığın tüm harcamalardan mutlaka sevap kazanırsın buyurdular. Bunun üzerine ben ya Resulallah, siz ve arkadaşları Mekke'den Medine'ye hicret ederlerken ben burada kalıp ölecek miyim diye sordum. Evet nerede kaldı? Bakın burada. Uhallefu. <laughs> buradaki meçhul bir fiil. Yani bırakılacağım manasında. Halef bırakılacağım. Ba'de <laughs> ashabi. Yani arkadaşlarımdan sonra geride ben mi bırakılacağım diyor. E, hepsi gidecek, e, hicret edecek. Ben burada ölecek miyim? Hale buyurdu ki inneke şüphesiz len tuhallefe Evet sen geride bırakılmayacaksın. Fete'amele işleyeceksin amelen. Yani öyle amel işleyeceksin ki tebteğiye bihi arayarak onunla. Tebteği isteyerek arayarak bihi onunla. Veçhallah. Allah'ın rızasını arayarak öyle amel işleyeceksin ki illa izdette bihi. İzdette ne? Ziyadeleştireceksin. Bihi onunla dereceten dereceni ve rifaten ve yüksekliğini yani sen diyor ileride çok hayırlar işleyeceksin. Ve ki belki de en tuhallefe e, geride kalman hatta yentefi'a bike e, senin senden ne görmeleri e, fayda görmeleri. Yentefi'a bike ikvamun e, ve e, kavimlerin yani bir takım toplumların e, ve yudarra bike e, aharum ve kimilerinin de başkalarının da senden işte zarar görmesi anlamına gelecek diyor. Allahümme sonra dua etti. Allahümme emdi. Emdi tamamla demek burada. E, li ashabi ashabımın hicretehum, hicretlerini. Ve le e, teruddehum ala aqabihim. Yani topukları üzerine geri e, dönmeden, onlar dönmeden hicretlerini tamamla. Lakinil bâisu sa'd ibni havle ancak e, diyor e, Sa'd ibn Havle e, acınacak e, durumda olan Sa'd ibn Havle'de. Buradaki bais demek ki zor durumda, şiddetli bir hastalıkta. Eee evet. lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ve e, üzülüyordu en mate bi Mekke. Yani bu Sa'd ibn Havle'nin Mekke'de ölmesine üzülüyordu. Buradaki yerti üzülüyordu manasında. Şimdi kaldığımız yerden bakın e, manayı böyle toplu halde e, e, söyleyelim. Bunun üzerine ben, Ya Resulah, siz ve arkadaşlar Mekke'den Medine'ye hicret ederlerken ben burada mı kalacağım? Hani burada kalıp ölecek miyim? diye sordum. Cevaben ne buyurdu? Hayır, sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yaparak dereceni yükselteceksin. Allah'tan öyle umarım ki daha çok yaşayacak. Müminlere fayda, kafirlere de zarar vereceksin. Ya Rabbi ashabın necretini tamamla ve onları gerisin geriye çevirme. Acınacak durumda olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Havle'nin Mekke'de ölmesine üzülüyordu. Bu ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif ki müttefekun aleyhdir. Ve an Ebu Hureyre diğer hadis-i şerifimiz yedinci hadis-i şerif. Ebu Hureyre Abdurrahman İbni Sahır Evet onun ismi neydi? Abdurrahman İbni Sakır'dı. E, ee, radiyallahu anh. Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnna şüphesiz Allah. La yanzuru bakmaz ila ecsamikum. Sizin cisimlerinize yani bedenlerinize bakmaz. Ve la ila suverikum. Ve suretlerinize de bakmaz. Velekin ancak yanzuru ila bakar kulubikum kalplerinize ve amalikum ve amellerinize. Evet de bu Hureyre'den Allah onların razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar. Müslim'de İbni i Maci'de geçen hadisi şerif. Ve an Ebi Musa, Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari, Eş'ari. Ee, Evet, e, Ebu Musa el-Eş'er radıyallahu anhtan rivayet edilmiş. Kale dedi ki, su ile soruldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruldu an raculi, bir adamdan, bir kimseden yuqatilu savaşıyor şecaaten niçin savaşıyor? Şecaat için. Şecaat neydi? Ee, yani cesaret e, cesaretini göstermek için ve yuqatilu ve birisi de savaşıyor hamiyeten. E, o da hamiyet için. Yani işte kavminin, kabilesinin, aşiretinin e, şerefi için. Ve yuqatilu birisi de riyan gösteriş için e, savaşıyor. Eyyuzalike fi sebilillah. Evet bunlardan hangisi Allah yolundadır diye e, sordu. E fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ne buyurdu? Men kim katele savaşmışsa, savaşıyorsa, li tekune olması için kelimetullah'i Allah'ın kelimesi, Allah'ın sözü e, hiyel ulya en yüce olsun diye savaşıyorsa. Buradaki el ulya eee nesidir. Eee müennes halidir. Yani ismi taftil olarak en yüce manasında. Allah'ın sözü en yüce olsun diye savaşıyorsa fehu ve fi sebilillah o Allah yolundadır diyor. Hz. Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biri cesaretini göstermek, diğer milletini korumak, öteki ise kendisine yiğit adam dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır diye soruldu da Resulullah ve vesselam şu cevabı verdi. Kim İslamiyet yani tevhid kelimesi daha yüce olsun diye savaşıyorsa o Allah yolundadır. Yani şehit ona denir. Peki 9. E, hadisi şerifimiz ve an Ebi Bekre e, Nufi bin İbn el Haris es-Sekafi. Evet, e, ondan nakledilmiş radiyallahu anh. Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu: "İzel teka el-Müslimani" İza zaman ilteka nedir? Eee karşı karşıya geldiği zaman. Hani e, vuruşmak için, e, çarpışmak için karşı karşıya geldiği zaman el Müslümanı iki Müslüman bir seyfihima, seyfeihima düzeltelim çünkü tesniyedir. Bis e, kılıçlarıyla. E, fel qatilu e, yani katil de öldüren yani vel ve mektulu ve öldürülen de finnari ateştedir. E, Kultu dedim ki ya Resulallah e, hadel katilu e, katil budur. Tamam katil ateştedir de Feme balul maktul maktule ne oluyor? Yani on, o neden e, ateştedir? Kale buyurdu ki innehu şüphesiz o da kâne idi harisan. Harisan ne? İstekli. İstekliydi ala katli sahibi arkadaşını öldürmeye istekli idi. Müttefekun aleyh bu da. Peki toplu manasını da şöyle buradan okuyalım. Hazreti Ebu Bekr Nüfey İbni Haris Es-Sakafi Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiğinde öldüren de ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü öldürenin durumu belli ama ölen için cehennemdedir diye sordum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu. Evet, Buhari'de ve Müslim'de geçen hadisi şerif. Evet burada kalalım inşallah. 10. hadis-i şeriften gelecek bölümde devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.